severler Pizza Plan Mopep'ine hoş geldiniz. Ben Merve. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi her şey altın challenge yapıyoruz. Bugün bütün eşyaları, her şeyi altın renginde seçeceğim. Bakalım altın renklerinde nelerimiz varmış? Bir sürü eşyalarımız var ama olmayan kategorilerde vardır büyük ihtimalle. Renk challenge'larımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Haziran ayı içerisinde yaz güncellemesi gelecek. Güncellemelerle ilgili bir video yapmıştım. O videoyu da kartlar bölümüne falan ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz hangi aylarda hangi tarihlerde hangi güncellemeler geliyor diye. Tabii ki şöyle bir durum var. Bazen günler değişiklik gösterebiliyor. Mesela geçen sene şu an hatırlamıyorum. Haziran ayının 25'inde diyelim ki yaz güncellemesi geldi ama bu sefer 23'ünde gelebilir 20'sinde gelebilir ya da işte ne bileyim sonunda gelebilir falan gibi günlerde değişiklikler olabilir ama aylık olarak çıkacak güncellemeler tabii ki o videodaki gibi belli. O zaman şimdi biz altın challenge'ımıza devam ediyoruz. Her şey altın renk. Evet yükseltmelerde ben bir unutmadan önce şuradan altın rengi olarak ya şu baştakileri zaten tutuyordum. Daha uzun günler, daha uzun günü kaldırayım. Şimdi şunları kaldırıyorum. Ya altın renk olarak tabii ki malzemelerde altın yok. Sarıyı seçeceğim. Yapacak başka bir şey yok. Sarı olarak da bir ananas var. Şunları da kaldırıyorum. Bir de mısırım var şurada. Mısırı da tuttum. Tamam. Bir tane mısırım var. Bir tane ananasım var. İki tane sarı renkli yükseltmemi seçtim. Şimdi geliyorum dükkanı dekore etmeye. Duvarlardan başlıyoruz her zamanki gibi. Şimdi altın olarak ne var? Altın ya da sarı olarak baz alacağız. Cadılar Bayramı çizgili diyor. Bu biraz böyle sarıdan çok turuncuya benziyor. Bu patili duvar da yani turuncu gibi. Bu sarı ama üzerinde çiçek dalları var. Bu da sarı ama laleler var. Yani bunu seçeceğim. Böyle sap sarı bir duvar olmasından kaynaklı bence güzel üzerinde artık Birkaç böyle işte kahverengi dal, yeşil yapraklar ve pembe çiçek olsun yani sıkıntı olmaz bence. Zeminlere geldim. Altın rengi olarak bir zemin. Yine kahverengi ama turuncu. Ee, yani sarı değil ki bu kum zemin. Sarı olarak ahşabı mı seçeceğim? Her şey ahşap challenge yapmıyorum ki ama ben. Bak işte aklıma gelen buydu. Buralarda altına uygun bir şey bulmak çok zor. Kumu seçeceğim yani biraz daha böyle sarı da diyemeyiz buna yani toprak rengi kum rengi ama bunu seçeceğim yapacak bir şey yok yani gerçekten başka bir şey seçemedim kutuları seçelim altın kutum vardı benim komple altın nerede nerede evet altın kutu burada var daha önceden altın her şey altın yapmış mıydım yapmıştım galiba hatırlamıyorum her şeyi sarı yapmıştım sarı da sarıyı seçmiştim altını seçmemiştim galiba başka hani bu altın yerine seçebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum ama bence seçmeyeyim çünkü direkt ismi altın olduğu için bunu seçmem gerekiyor. Masalara geldiğimde tabii ki burada altın masa diye bir şey yok. Sarı renkli, mesela sarı diyor. Bunu olabilir. Büyük ihtimalle de o olacak zaten. Şu turuncu bu turuncu. Evet. Sarı masa ölçü diyor sarı. Masa öğeleri, masaların üzerine sarı renkli Ananas gelebilir bence çok mantıklı zaten malzemelerde de meyvelerde de ananası seçtim Yani iki tane sarı ürün vardı onun haricinde peçetelik turuncu e, Ya da şu turuncu challenge'larda bunlar koyacağım şeyler Başka sarı olarak he, Masa külçeleri bir dakika masa külçeleri altın Bence altın challenge yaptığımız için Kesinlikle bunu koymalıyım evet ananas güzeldi ama ananas sarı olsaydı olurdu her şey sarı çalacakmış olsaydık onda olabilirdi. Ee, ama bunlar altın olduğu için bu daha güzel. Her ne kadar şurada bir kırmızısı olsa da yapacak bir şey yok. A neon rengi. Neon rengimiz mi varmış bizim? Ne zaman gelmiş? Ben niye fark etmemişim? Bunların yerleri değişmiş galiba. Şu neon rengi evet sarı sarı olabilir. Burada yeşil var. Geçtim. Şu belki biraz. Ee, başka başka şu var. Altın adı altın. Bence kesinlikle rengeyi bu. Tezgahlar. Altın tuğla tezgah zaten fix. Altın diyor. Tezgah öyle. Oha. Pick up mı? Pick up ne alaka? Çok acayip. Bir şeyler yapınca pick up veriliyor falan diye yorumlarda yazanlar olmuştu. Ben hiçbir şey yapmadım ama bana otomatik pick up mı geldi? Aa çok güzel. Nereden geldi bu birdenbire? Tabii ki bunu seçmeyeceğim şu anda ama almış bulundum. Kargoyla geliyor. Ee, keşke sonra alsaydım. Pizzeria korucusu. Bu altın evet olabilir ama bir sürü altınımız var. Altın domuz var. En çok seçenek olan yer burası. Altın domuz seçebilirim. Ee, şu altın yazar kasayı bir seçeyim. Burada altın talih kedisi var. Altın öküzü var. Altın kaplan var. Şu kaplanı bir seçesim geldi. Kaplan çok hoşuma gitti. Şimdi ben kaplanı seçtiğim için bu da kargoda olduğu için acaba bu mu gelecek yoksa kaplan mı gelecek ee, Orası biraz muamma Galiba pickup gelebilir ben kaplanı seçmiş olsam da neyse ilk başta böyle yaparız ondan sonra kaplan olarak değiştiririm My pet kapları tabii ki bal koçanı büyük ihtimalle seçeceğim ama altın diye de bir vardı kap Şu Altın olduğu için onu seçmem daha mantıklı olabilir Ama bir yandan da e, Şu ballı olanı seçme hoşuma gitti yani ben bunu seçeceğim ya. Burada altın diyor ama çok düz bu. İstemiyorum. Bölümlerdir patlıcanı iki kere sula muhabbeti var. Ama ben tabii ki müşterilere verdiğimiz o çiçeğin durmasını istediğim için bir türlü o görevi yapamıyorum. Yine bunu seçeceğim. Kapı çerçevesinde basit tabii ki kahverengi olanı. Mutfak öğelerinde de full altınlar seçilmiş zaten. Altın olarak kalsın. Şimdi nereye geliyorum? Posterler var. Posterler de Zazun posteri sarı, altın olabilir. Şimdilik şu dursun ama o duvara gelecek. Başka bir şey bulursam yine her zamanki gibi değiştirebiliriz. Bir dilim pizza posteri. Bu da çok güzelmiş. Kahyalar posteri. Bu da böyle altın altın, altını böyle boynuna takmış böyle <laughs> gibi duruyor güzel. Neyse, erzaklara geldim. Evet, altınlarımızı arıyoruz. Altın renkli şeyler. Deniz yıldızı saati. Mesela buraya altın değil ama sarı olabilir. Şimdilik dursun. Daha iyisini bulana kadar en iyisi o diyoruz. Devam. Beyaz kış çelengi diyor. Üzerinde altın toplar var ama şimdilik kalsın. Bunları da geçtim. Bunları da geçtim. Geç, geç, geç. Bal arısı saati. Hayır. Bahşiş kutusunu düz kutudan yapayım. O çiçekli olmasın. Evet. Retro avize. Bu çok böyle bir altın altın duruyor. O olsun. Erili tavan ışıkları. Evet çok altın altın. Bu da olsun. Altın yıldızlı çam ağacı. Evet altın yıldızlı çam ağacı da olabilir. Ya da bir tane daha ağaç vardı. He, altın ağaç. Şu altın ağaç olsun. He, buraya bu geliyor. Müzik kutusu mu ağaç mı? Yani niye hepsi aynı yere konuluyor? Ben müzik kutusunu da koymak istiyorum. Şu altın ağacı da koymak istiyorum. Bu altın ağaç mesela bu tarafa gelse. Mesela burada böyle bir seçenek olsa. Şurada. Mesela sola da gelebilir, sağa da gelebilir. Sola mı gelsin, sağa mı gelsin? Seysek biz şuradan böyle bir bassak. Hop sağa gitse mesela ben bunu sağa koysam. Ondan sonra gitsem gitsem tam şu sol tarafa da çam ağacı koysam. Neyse bu olsun. Yapacak bir şey yok. E bu kadar mı? Şu sarıyı burada tıtsak mı? Hmm, bilemedim. Hayır, olmasın. Şeyi değiştireceğim. Çok da fazla bir şey koyamadık sanki ya. Yokmuş ki. Anca bu kadar. Evet. Şunu seçeceğim. Bir de altın olarak dur bakayım. Şu beyaz üzerinde altın toplar. Hadi kapıyı da şununla süsleyelim. Çok boş kalmasın. Tamam, bu kadar. Başka da bir şey yok. Haydi bakalım başlıyoruz. Bakalım köşeye kaplan mı gelecek? Pick up mı gelecek? Evet kaplan geldi ama şu anda tabi desem kesin pick up gelecek. Bak pick up geldi. Kargodakine öncelik veriyor. Ve çiçek değişmiş. Evet o zaman çiçek değişiyor diyenlerin yorumları doğruymuş. Tamam. Ben kaç kere verdim? Kaç kere suladım? Suladım. Hep aynı çiçek. Biri şimdi kızıl kırmızı olan büyüyor. Hmm, güzel. Bir berber bir berber gel beraber bir biber bir püzerim. İlk kere fırında. Ne diyor? Artık bana dolma ve jalapeno biberle. He, bak iyi ki de basmışım ha. He. Hem dolma biberle hem e, şey jalapeno dedim yine ya, jalapeno'lu. Dolma biber. Evet, yine yardırıyoruz. Sadece ananasım var ve mısırım var. Kaç kişi ananas ve mısırlı pizza <laughs> ister ki? Bunlar tamam, gönder. Git git git. Şunu da gönder. Bunları iki kere fırından geçir demişti. Zazuma geliyorum. İki tane et sever varmış. Çok zor hazırlayacağım ben bunları. Yani asistansız cidden çok zor olacak. Şöyle bir şey yapalım. Şunu geçir. Şunu da geçir. Bazı arkadaşlar şey yazmış. mutluluk puanı sadece bir kere bir kişi de yüzde yüz yirmi oluyor. Bir daha öyle ikinci kişi olmuyor falan filan öyle bir şeyler yazmışlar. Ben şimdi farklı farklı müşterileri öyle Önceki teorilerimdeki gibi yüzde yüz olarak yapamayacağım mı? Çiçekler büyüdükçe farklı insanlara versem versem sonra bir bakmışım böyle bir sürü müşteriler yüzde yüz olarak geliyor. Bir kereliğe mahsus denilen ya da şöyle o giden kadın bir daha geldiğinde yüzde yüz olarak gelmeyecek. Tek seferlik yüzde yüz o anda bir çiçek veriyorsun işte dükkanına bahsedilen o galiba dükkanına bir müşteri geldi o anda işte bekliyor seni beklerken müşteriye çiçek verdin müşteri anlık mutlu oldu o an ay ne kadar güzel çok teşekkür ederim çok incesiz çok kibarsız ben pizza almaya gelmiştim o size bana bir de hediye olarak Aa, bir taneymiş hediye olarak çiçek verdiniz dedi %120 sen orada onu değerlendirdin ve gitti bu kadar ve ben bunu yapamadım. <laughs> Zazımdan geldim neyim var? Bir taneymiş. Ben de iki tane sandım. Et severim yok. Çok güzel. İki tane sandım. Neyse bu da et severmiş. O bir tane et severi oraya veririm. Bari. Bana bir pestolu geç bunu. Ne diyor? Pesto hamur peynir. Pesto hamur peynir dilim domates sarımsak fesleğen. Pesto hamur peynir. Şimdi şunu ne yapacağım bilmiyorum ya. Bunu at gitsin ya. Şu şurada kalsın. Pesto, hamur, peynir. Ne dedi? Dilim domates. Sarımsak vardı. Pesto, hamur, peynir, dilim domates, sarımsak, fesleğen. Tamam bunu gönder. Şöyle yap. Şunu ilk kere pişir. Et sever isteyen başka biri olabilir al. Buyur. Şuradan bir şey toplayabiliyor muyum? Ha, azemiye ulaştık. Fesleyenleri ekelim. İki tane biber ekeyim. Domtisler yine azemi olmuş. İki domtis. Çık. Zazumcu geldi bir tane et sever. Buyur. Üç tane tuzlu denizci. O Aa. Tüm bu sağlık seçenekleri bayıldım. Bana bir pesto pizza tavuklu ve sebzeli. <laughs> Bana bir pesto pizza tavuklu ve sebzeli. Nasıl hazırlayacağım ben bunu ya? Zazum, zazum gitti. 3 tane tuzu denizci gitti. Tavuklu ve sebzeli. Şimdi bu sebze, fesleğen sebze. Neyse ki mısır sebze ve... Bu da sebze. Mantarı da sebzeden koyanlar oluyormuş ve herhangi bir şey e, olmamış. Yani mantarı koyanlar da olmuş. E, et Etsever şurada kalsın. 3 tane tuzlu denizci. Şimdi tuzlu denizci neydi? Balıklar. Balık değil hamsiler ve zeytinler. Ya, çok zor çok zor çok zor bu altında ben çok zorlandım kuşağı ne kadar güzeldi En azından Bir sürü şeyim vardı Malzemelerin bir çuva çıktı Yani her renkten birer tane olarak yapmıştım Gerçi ama ee, Saat 8 oldu bir de kısa gün Neyse zazum şeyini aldım Büyük ihtimalle bunları verebileceğim Şimdi şu şuranın Bunu buraya at onu buraya at. Ee, şunu hızlandır. Isıtıcı da bir tane et sever kalmıştı. O, o öyle kalacak artık yapacak bir şey yok. Al. Harikulade. Vay be dedi. Sipariş aldığım için geldi. Selam dedik. Ta 7.15'miş. Al. Neyse en azından 48.88 aldık. başlıklar fazlalaşıyor. Yüzde e, artı %50 şey aldım güncelleme geldi Oyun açtığında videoya başlarken o güncelleme büyük ihtimalle kapı getirdi o, Otomatik şey mi gelmiş Game Save diyor Otomatik güncelleme mi gelmiş anlamadım ki ben Yükseltmeler dekorasyonlar Neydi masa üstüydü bir dakika masa öğeleri Değil Tezgah öğeleri Heh, Buydu Tamam bu değil. Onur ödülüm de var burada. Bir de bir de bir de bir de gel gel gel. Kaplan. Tamam böyle. Neden yukarıdan sürekli bir oyun kaydedildiği şey çıkıyor ya? Ay kırmızı çiçeklerim. Kırmızı çiçeklerim de güzelmiş. Bu sefer zozumu yapabilecek miyim? Lütfen. Lütfen 10 inceleme bak. 5'te 5. Güzel. Burası 3'e düşmüştü biliyorsunuz. Yine hallettik biz yapılan planbap. Ne diyor altın kutu pizzaya aşım ah, onu kimse benim kadar sevemez ha. bir tane şey almışız ee, bir süper karışık mı? Zeytin burada mantar burada biber burada süper ipucu bir dakika süprim mi bu? Peynir sucuk sözü mantar neyse ben bunu şey vereceğim evet süprim <laughs> tüm malzemeler <laughs> değil ama olsun bir tane şundan vereceğim. Kim sarımsaklı tavuk yiyip pişman olmuş galiba. İki bize bir işte koy kenar, koy kenar, ee, sarımsaklı tavuk. Bir dakika, bir dakika, sarımsak tavuk, tavuk tavuk. Böyle hallettim. Gönder. Ee, Zazumda bir adet meyveli domuz. Ne kadar güzel. Azıcık kolay bir şey çıkaydın. Meyveli domuz diyor bana. Ya, öf. Burada et sever bir pizza hazırlıyoruz. Et sever pizzam vardı tüh. İşte bir sonraki güne benim o e, şeydeki et severi buraya alabilme durumum olsaydı üzerine birkaç da meyve ekledim mi olacaktı. Neyse şunları koyabildim. Biber bir meyve. Meyvenin domuzda bu var mıydı ya? Yeni gelenler domtiste bir meyve. Yani şu anda bu güzel bir meyveli domuz olduğuna inanıyorum şu koyu kenar demişti şuraya al Şunu bir daha kes bunu da buraya al Bunu götür şuraya gel çocuğum Buraya Sen de gel Buraya Hadi bakalım Yetişeceğim bugün hayatımın geri kalanında yiyeceğim bir pizza falan Filan bir şeyler Zazuncum geldi. Meyveli domuz Bakayım doğru mu Yes 30.69 Süper. Ee, bu ne? Bir sucuklu, bir e, halapenolu. olay. Tek malzemeli. Bana bunlarla gelin. Tahıl yok, acı yok. Bu neydi? Yani tahıl, ıçak, Her şeyden olsa kepekli hamur veya mısır olmasın. Ya. Ben bunu veremem. Her şeyi birden hazırlayamam. Her şeyi birden hazırlayamam. Şimdi dükkana gitmem lazım. gelmiş gelmesin. Baktım her Bize dilimleme ama tamam. Şimdi oldu. Evet zaten benim Zazuma bir Jalapeno hazırlamam gerekiyordu. Şöyle yapıyorum. İki tane Jalapeno'lu olacak. Bu tamam. Ne diyor? Doldurabilir misin pizzayı? Dilimleme demiş. Tamam. Gelen adam dilimleme diyor. Gönder. Şunu da bitirdim. E, ee, bunu dilimlemeyecektik. Bunu buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Ve bunu da buraya koyacağım. Koyacağım koyacağım. Buyur. 5.14 etkilendim. Zazuncum da geldi. Tam son anda yetiştim. Bir tane sucuklu. Buyur. Şuradan da jalapeno'yu aldık. Sizde makarna yok değil mi? Hayır yok. Makarnacı değilim. Pizza butonesca istesem ne dersin? Ne diyor? Kapıyı boş verelim. Şimdi normal pizza hamsedi. Hmm. Normal pizzaya hamsi zeytini okudum. Dur onları bir hızlıca koyayım da. Normal pizzaya hamsi zeytin. Bir dakika. Apari boş Şimdi normal pizza hamsi zeytin ve sarımsak. Evet böyle bir şeyler. Aynı yere iki kere sarımsak mı koydum? Evet fazla fazla sarımsak koymuşum. Para bol ya. Böyle bol keseden. <laughs> bol keseden fazla fazla koyuyorum. Evet yedi buçuk oldu ve alapeno siparişi için bir adet sazuncum geldi verdim 20 dolar kazandım güzel benim Merhaba ben de... Evet benim pizzamın yarısı peynirli yarısı sucuklu ve peynirsiz oldu Yarısı peynirli Yarısı sucuklu ve peynirsiz dediyse şu Hiç bir daha bakmayacağım şu an Hiç Kağıda bir kere baktım. Ne kaldıysa aklımda. <laughs> İyi. Süper. <laughs> bu saklı seçeneklere bayıldım. Bana bir pesto pizza, tavuklu ve sebzeli. Tamam. Bana bir pesto pizza, peynir yok, tavuklu ve sebzeli. Tamam son siparişimiz de bu oldu artık. Şöyle bir tavuk koydum tavuklu ve sebzeli diyordu soğan fesleğen mısır koyacağız sarımsak mesela şeyi merak ettim hadi mantar da koyayım mantar olduğu için sıkıntı çıkaracak mı acaba Hani sebzeler kısmında mantar yok ama mantarı koyduğu halde mantarlı verdiği halde sıkıntı çıkarmayan müşteriler varmış bakalım bu bir şey diyecek mi ben başkan sen ne dedi tat belediyesi bize bir... kötü bir şey demedi yani de aldık demek ki mantarı da koymakta sıkıntı yokmuş yine oyun kaydedildi diyor bir şey diyor geç ısıtıcı tamiratı bir gün daha yapalım hadi bu sefer 3 gün olarak oynayayım Üzülerek bildiriyoruz ki bugün haber yok. Evet bunu da suladım. Çiçeklerin şu halini görmek istedim ama bu üçüncü sulama bir sonraki günde bunu verme çıkacak büyük ihtimalle. Olsun. Bakayım pay karta ne demiş. Malzemeler o kadar iyiydi ki pizzayı salkımından koparmış gibiydim. Yoksa dalından mı demeliyim? Bilemedim. Evet iki tane yorum gelmiş. Zazum'da ne varmış? İki soğanlı bir sucuklu margarita jalapeno. 2 soğanlı ve 1 sucuklu. Ee, şimdi burada elmas vermeyeceğim. Sarımsak tavuğunuz yok mu? O zaman 2 pizzamada sarımsak ve tavuk koyabilir misiniz? Hem 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 hem. Şimdi şunları şöyle yaptım. Sarımsak ve tavuk. Yetiş Merve yetiş. Tamam. Şimdi sarımsaklı tavuğumuzu gönderdik. Git 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 git. Ne diyordu burada? Eee İki soğan bir sucuk. Şimdi bir tane soğanlı ısıtıcıya. Gel. Bir soğanlı daha ısıtıcıya. Bir de sucuklu ısıtıcıya. iki tane de tavuklu sarımsak tipisiniz. Hazırdır. Buyurun. Yetiştim. Yetiştim. zazuncu geliyor. Gelmiyor. Evet, bir sonrakinde. Doğru. Bugün açlık ustanın zirvede sarımsak, soğan ve domates istiyorum. Ben biraz da patlıcan. Sarımsak, soğan, domates patlıcan. Sarımsak, soğan, domates patlıcan sarımsak, soğan, domates, patlıcan. Şimdi koyu kenar olsun dedi. İki kere koydum onun üstüne. Fazla fazla malzemeleri vermeye devam ediyorum çoksa. Aa sucuğu koymamışım buraya. Sucuk git. Burada ne istemişti? Üç tane margarita mı? Oha. Bu biraz zormuş. Bunu vermem lazım. Kaçırmamam lazım. Bir sonraki siparişi almaya kaçıracağım. Şunu al. Hemen ilk zazumu vereyim. İkinci zazumu siparişini almam lazım. Üç tane margaritanınkini. Ee, şunları yolla. Baba. Buyur. 5-15. Ee, 5-15. Ee, tam bir saat kaldı. Baba, baba. Kanım emmek isteyen vampir var. Şimdi sen boş ver vampiri. Şuraya margaritaları. Neyse ki tek malzemeli. Şu tane pizzayı görünce sayı olarak gerçekten çok böyle bir elim ayağım dolaşıyor. Telaş yapıyorum bir şeyler yapıyorum. Yetiştiremeyeceğim diye. Git. Yavrum, şöyle git yani hani git. Anlatabiliyor muyum? Margarita şuraya. Şu mar anam gitmedi. Şu Margarita'da şu kanımı emmek isteyen vampir e dur bir dakika vampir pizzası. Şun lan. Buyur. Hanım silahımı getir bu adam aklıma okuyor. Adam değiliz ama neyse. Öyle olsun. Zazumcum geldi. Be. Aa, hoş geldin. Allah son anda yetiştirdim. İki tanesini kesemedim. Bir tanesini kestim. Zaten Zeynep'e öyle bir beklentin yoktu. Ee, neymiş? Bir tane de e, jambonlu varmış. Evet. Jambonluyu da hemen şimdi hazırlarım. Çünkü tek malzeme evet, çok kolay. Bir sucuklu peynirli ve sosisli pizza. Biri... Ne? Ha, sucuklu peynirli sosisli. Tamam. Tamam hallederiz. Dur şimdi bir tane jambonluyu bir hazırlayayım. Şu jambonluyu gönder. İki tane pizza istiyor. Şunları koydum. Sucuklu peynirli dedi. Bakacağım. Bir de sosis vardı galiba. Şimdi peyniri koydum. Sucuğu koydum. Bunu gönder. Şunu da gönder. Tamam. Jambonluyu ısıtıcıya alıyorum. Şu bir Uh! Yetiştim. Yaptım. Üçüncü günde bütün zazumu bitirmiş olmamın haklı gururunu yaşıyorum şu anda. Ve bayağı da zorlayıcıydı yani. Fazla fazla da şeyler geldi. Güzel yaptım. Ee, bu ne? Kapresa pizza bir şey. Dilimlenmiş domates, peynir fesleğen. Dilimlenmiş domates, peynir fesleğen. Almayacaktım aslında. Neyse alayım. Dilimlenmiş domates, peynir. Peyniri koyduk zaten dilimlenmiş domates şurada bir de fesleğen Son böyle hani 15 dakika kalmış 10 dakika da dinlen yani. saniye geçiyor burada. Almayayım diye düşündüm ama dedim boş ver hadi. Az malzemeymiş. <laughs> Sanki birazcık daha iyi olabilirdi. Ne iyi olabilirdi? Koydum her şeyi. Hafif dağınık yerleştirdim. Ondan kaynaklı olabilir. Evet, asistan olmadığı zaman pizzaları ee, dağınık yerleştirince birazcık sıkıntı olabiliyor. Onları zaten yorumlarda yazan birçok arkadaş oluyor. Onlara söylüyorum. Ee, böyle tak 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 böyle karma karışık yerleştirince birazcık olmuyor. Ben de şimdi rehber çizgileri açık biliyorsunuz ki. Rehber çizgilerini nereden alıyorsunuz? Şurada malzeme rehberi. Bu eskiden parayla mı alınıyordu? Elmasla mı? Altınla mıydı? Hatırlamıyorum ama şu anda galiba yükseltmelerin hepsi elmasla alınıyor diye biliyorum. O yüzden mobil oyuncuların hepsi elmas sıkıntısı çekiyor. Reklam izleyerek bol bol reklam izleyerek elmaslarınızı fazlalaştırabilir ve buradaki şey şeyler alabilirsiniz malzeme rehberinizi aldığınızda zaten çizgiler ve yuvarlaklar çıkıyor yuvarlakların üzerlerine denk getirmeye çalışırsanız bir sıkıntı olmayacaktır benim param var sıkıntım yok işte para kaybetme gibi bir derdim yok falan filan ee, olduğu için ben öyle bir de böyle bir renk challenge'da hızlı hızlı falan davrandığımız zazumu da bitireyim dediğim için arada böyle karışık şeyler verebiliyorum ve işte bahşiş almama ya da yanlış yapma gibi şeyler olabiliyor benim gibi paranız fazlaysa ya da işte ne bileyim para sıkıntınız yoksa bir problem olmaz sizin için öyle yanlış hazırlamak ama yeni başlayan oyuncular için buraları bilmek önemli oyundaki menüler şu menüleri kontrol edin neymiş ne değilmiş diye Birazcık araştırıp baktığınızda zaten Çok da basit bir menüsü var Öğrenebiliyorsunuz diye de böyle videonun kapanışında Küçük de bir Bilgi vermiş oldum çünkü Her yeni videoda her yeni bölümde aramızda yeni, yeni arkadaşlar katılıyor bazı şeyleri Bilmeyen arkadaşlar katılıyor onlara bilgi vermek amaçlı Her videoda hem eğleniyoruz hem bir şeyler yapıyoruz Hem de bilgi veriyoruz gibi ilerlemeye Devam ediyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim Umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki renk challenge'ımız ne olacak hangi renk olacak bilmiyorum ama söylenen Bir sürü renk var onlardan birini sıra sırayla bir liste yaptım. Sırayla bütün renkler gelecek. Merak etmeyin. Yeni renkler ya da eski yaptıklarımın part 2'leri gibi olacak. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlar olabilir aramızda. Yeni geldiyseniz hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. iyi ki buradasınız. Şöyle bir baktınız, keşfettiniz, beğendiniz, hoşunuza gitti. Bir abone olarak da destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki pizza videolarında ya da kanaldaki sevdiğiniz başka oyunların başka bölümlerinde, başka videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.